Şimdi bu enerji krizi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ı da karşı karşıya getirdi çünkü e, OPEC Artı grubu petrol üretimini e, azaltma kararı almıştı orada da işte Suudi Arabistan en önemli ülke e, bu kararında Rusya destek anlamına e, de anlamına geldiğini söylüyor Washington bu nedenle tepkili Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin kesilebileceği sinyalini verdi. OPEC'in petrol kararının ardından ABD-Suudi Arabistan ilişkileri nasıl ilerleyecek? Günlük üretimi düşürme kararı Washington'ın tepkisini çekmişti. Başkan Joe Biden, Suudi Arabistan'la ilişkilerin gözden geçirileceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni açıklamalar var. <laughs> Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan CNN International kanalına konuştu. Biden'ın G20 zirvesi kapsamında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüşme planının olmadığını söyledi. Başkan tek başına hareket etmeyecek, stratejik davranacak. Kongredeki partilerle görüşecek ve seçenekleri değerlendirecek dedi. Yakın zamanda bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Güvenlik danışmanına göre ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin değişmesi de seçenekler arasında. OPEC'in kararının ardından Washington'ın Rus yanlısı olmakla suçladığı Suudi Arabistan'dan dikkat çeken adım geldi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman Ukrayna'ya 400 milyon dolar insani yardım yapılacağını duyurdu. ABD petrol üreticisi ülkeler grubu OPEC'in üretim arttırmasını bekliyordu. Böylece Rusya üzerinde baskı kurulabilecekti ama beklentileri boşa çıktı. OPEC grubu, gelecek aydan itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Suudi Arabistan, kararın siyasi değil, ekonomik olduğunu savunuyor.